Merhaba arkadaşlar, Blackout Network'e hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün SimCity'ye kaldığımız yerden para biriktirmiş olarak devam ediyoruz. Şu an şehri en son böyle bırakmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Uyarılar var. Bir bakalım neymiş. Unemployed ne? Unemployed. İş yeri istiyorlar. Fabrika ve iş yeri istiyorlar. Ne yapalım? Şuraya biraz fabrika koyalım. Ondan sonra şimdi ne bu? Ama işte burada da bunlar hala çalışan gitmediği için bunlar kapanmış. Çalışan değil aslında. Ne? Alışveriş yapan gitmediği için kapanmış. İlginç. Onu çözdük. Şimdi sırada ne var? Çöp. Neymiş? Çöp çok birikmiş şehirde. Gördüğünüz gibi eğer çöp birikirse böyle evlerin üstündeki işaretlerden anlayabilirsiniz. Bir tane çöp tesisi kuralım. Ama nereye kuralım? Gene buraya kuralım. Giderlerin yanına. Bu bölümde petrol işine giriyoruz. Yani artık bayağı para kazanıp bir şeyler yapmanın vakti geldi. Şehri büyütmenin vakti geldi. O yüzden şimdi sıra petrolde. Hemen önce şu uyarılara bir tekrar bakalım. Çöpü hallettik. Şimdi sırada ne var? Sağlık. Sağlık neymiş? Bu sağlık yeri yetmiyor şu an. Bunu geliştirmemiz lazım. Geçen bölümde göstermiştim zaten geliştirme ekranını. Tekrar şöyle göstereyim. Buradan edit bölümünden. Hemen bunu büyütebiliriz. Bir tane daha hasta odası ekleyelim. Bu da 10 kişi sağlıyor. 15 kişi pardon. 15 kişi daha girebiliyor. Yani şu an hastanenin kapasitesi 25 oldu. Bu da gayet iyi yani. Böyle belli bir yere kadar yani koyabilirsiniz. Ondan sonra büyük hastaneye geçmeniz sizin için daha yararlı olacaktır. Çünkü belli bir zaman sonra şimdi bunu saatte aldığı bir para var. Burada kenarda yazıyor. 400 yani saatte 400 simelyon alıyor diye. Onu ileride düşürmek için büyük hastaneye geçebilirsiniz. Çünkü arttıkça o sayı da artacak. Şimdi uyarıları öyle halledelim. Kepçe işaretlerine çıkmış. Gene bakalım. Bunları yıkanıyor. Bunları yıkalım. Boş çünkü onlar. Kimse yaşamıyor. Şunları yıkalım. Uyarılar bir kaybolsun. Çöpü zaten kurduk. O kendi zamanla toplayacak. Gördüğünüz gibi şehir bölümü büyümeye devam ediyor. Şu an ikinci seviyeye geçti evler. Mutluluk seviyesi arttığı için. Apartmanlar apartman oldular yani şu an. Tek katlı evlerdi. Şimdi amacımıza gelelim. Petrol. Hemen bir tane yol çekelim. Nereden çekelim ama? Buradan böyle gelsin bence. Şöyle. Yok bir dakika buradan yürüyoruz. Biraz daha yandan. Şöyle çekelim. Bu kadar yeter mi? Bence yeter. Şimdi gene buradan ikinci bölümden hemen buradan petrol istasyonunu alalım buraya. Gördüğünüz gibi koyacağınız yerde ne kadar petrol kazanacağını size gösteriyor. Mesela burada 385.29 bin varil çıkıyormuş. Bunu istediğiniz gibi istediğiniz yere koyabilirsiniz. Mesela şuraya koyduğunuzda hiç yok. Böyle bu tarafa doğru geldiğinizde siyah bölümlerde çıkaracağınız petrol miktarı değişiyor. Bence buraya kuralım. Çünkü gördüğünüz gibi bu petrol bu nasıl diyeyim? Bu petrol bölümü de gittikçe geliştirilebiliyor. O yüzden bunu böyle biraz kenarı yapalım. Bu tarafları doğru genişletiriz. Bizim için daha iyi olur. Bir bakalım. Şu an bunun içindeki yani petrol üretiminde falan hızlanması için, artması için kamyon veya bunun şeylerden, pompalardan ekleyebilirsiniz. Pompa mı deniyor bunlara? Yani evet, pompalardan. Ekleyebilirsiniz ama şu an kurduk. Ama şimdi bununla bitmiyor. Burada çıkardığımız petrolleri satabilmemiz için buraya kurduğumuz nakliye bölümüne bir tane petrol için tank koymamız lazım. Bu da gördüğünüz gibi burada 2000 simelyona konulabiliyor. Götürüsü çok az. Yani bizden 15 saatte 15 simelyon alıyor. Bunu koyalım. Buna bir tane de araba ekleyelim. Şimdi petrol deşin içine eklendiği için daha çok araca ihtiyaç olacak. İki tane de araç ekleyelim. Petrolün satımı ve diğer arttırdığımız fabrikalara kolay olması için. Bir de SimCity'de şu güzellik var. Mesela bu binalara kendi tabelalarını falan ekleyebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Yani güzel duruyor. En azından özelleştirebilme açısından biraz daha iyi ama yani belirli tabelalar. Olsun. O da güzeldi. Hiç olmamasından iyidir yani. Mesela nerede? Bunda var mıydı bir bakalım. Mesela bunda da var. Mesela kliniğin tabelası. Bence de koyalım yani dursun.
Bakalım petrol tesisimiz açıldı mı? Şu an açıldı. Hız seviyesi 3'te. O yüzden böyle hızlı hızlı petrol çıkarmaya devam ediyor. Mesela 1'e düşürürsek biraz daha yavaş tabii. Hani hızlandırdığımız için öyle görünüyor ama hızlandırmanız iyi. Oyunda eğer çabuk sıkılmak istemiyorsanız bence zamanı hızlandırabilirsiniz. Bu daima iyi olacaktır. Burada görüyorsunuz. Buradan çıktıkça böyle bu tarafa toplanıyor. Bu tanka toplanıyor. Sonra bu tanktan buraya geliyor. Burada da toplandıktan sonra şurada Manage Global Market Deliveries diye bir şey var. Buna tıkladığınız zaman şu an ürettiğiniz petrolü ne yapacağınızı soruyor size. İsterseniz dışarıdan satın alabilirsiniz. Petrol, yani petrol satın alabilirsiniz veya ürettiğiniz petrolü satabilirsiniz. Bizim için şu an lazım olan plastik falan üretmeyeceğimiz için veya benzin üretmeyeceğimiz için bizim şu an yapmamız gereken onu satmak ki paramız artsın. Bize para kaynağı sağlasın. Şimdi başka ne yapalım? Bu petrol tesisini biraz geliştirelim bence biraz. Yani şu an paramız var. 62 simelyonumuz var. İki tane daha pompa ekleyelim. Bir tane daha şuraya koyalım. Tamam, bir tane daha araç ekleyelim. Bu petrolün araçları veya pompaları çok pahalı. Ama işte biraz para biriktirmeniz lazım. Biraz bekleyin. Ben de oyuna girmeden önce gördüğünüz 100 bin simelyon biriktirdim. Oyun açık bıraktım biraz. Burada gene şimdi petrol bölümüne geçtiğimiz için yani petrol artık şehirde petrol ettiğimiz için çalışan sayısı da arttı. Orada da çalışan insanlar var. O yüzden apartmanlar artıyor. Yani bu iyi. Mesela şehirde şu an 4700 kişi yaşıyor. Bu bayağı iyi bir şey. Ama artık şehirde biraz da zengin bölümünün olması lazım. Yani zengin insanların da olması lazım. O yüzden birazcık daha bir şey yapalım. İnsan yani mahalle ekleyelim. Birazcık daha ev bölgesi yapalım. Nereye yapalım? Buraya devamına mı getirelim ya? Hadi şuraya devamına getirelim. Şöyle. Şöyle yapalım. Hemen evleri de ekleyelim. Gene kontrol bası tutarak. Şimdi buraya koyacağımız park, geçen bölümde de söylemiştim. Parklara göre insanların böyle statüsü belli oluyor. Çünkü o bölüm değerleniyor. Eğer plaza veya formal parkı koyarsanız o bölüm zenginleşiyor. Yani semtin değeri artıyor. O yüzden şimdi buradan bir tane seçelim. Ne koyalım? Plaza. Plaza koyalım. Vardı böyle plazanın küçük parkları vardı. Mesela şunlardan. Bir tane koyalım. Gördüğünüz gibi toprağın tonu değişti. Yani bulunduğu arazi değerlendi. Burada şimdi evler. Şimdi daha başta kuruluyordu. Sonra daha da değerlenecekler. Çünkü gördüğünüz gibi evlerin üstünde bir de fiyat kategorilendirmesi var. Şu an bu ikinciye geçti artık. Çünkü o parktan dolayı. Ama işte parklarla siz onu da arttırabilirsiniz. Bunlara bakalım. Bunlar birinci de ikinciye daha geçmemişler. Hop, yangın var. Şu ana kadar günde 5 tane yangın oluyormuş. Bu çok fazla. Bence bir an önce hemen bir tane istasyon kuralım. İstasyon da gene aynı şekilde. Biraz pahalı ama biraz açalım çünkü gene hastaneyi geliştirmemiz gerekebilir. Şuraya koyalım istasyonda. Ben genelde bu polisi, itfaiye, hastaneyi yan yana koyuyorum. Yani ne bileyim öyle güzel duruyor diye hepsi yan yana belediye binaları. Şimdi bu böyle kalsın. Şimdilik tek araç yeterli. Gene kepçe işaret çıkmış. Kesin bir yerler yandı, çöktü falan. Bakalım. Ne olmuş gene? Şimdi hırsızlık da artmış şehirde. Şu an paramız az, 23 bin. O yüzden hırsızlık için bir yer kuramayız. Biraz daha bekleyelim. Ama yangın şu an çok fazla. Buna bir çözüm bulmamız lazım artık. Şöyle biraz uzaklaşayım, ses çok geliyor. Bu yanan veya yıkılan yerleri artık şey yapma, boş olan evleri yıkmanız lazım. Sizin için daha iyi olur. Hem sonrasında da büyük evler falan, apartmanlar çıkabiliyor. O da iyi bir şey. Şu an mesela 7000 kişi olduk. Gittikçe artıyoruz. Bu petrol şehri çok geliştiriyor zamanla. Bakalım şu an gene bu panelden ne kadar sattığınızı görebilirsiniz. Şu ana kadar 2 kere satmışız. Yani 2 kere 1000 varil satmışız. Bize şu an 22 bin dolar kazandırmış. Bu artacak işte zamanla. Bir de bu binalarda size görev verebiliyor. Mesela bizde ne diyor? Bir bakalım. Belediye binasından görev gelmiş. On crime. Bize ne dedi? Bize polis istasyonu koy dedi. Ve onlara araba ekle dedi. Tamam, onu yaparız birazdan. Bakalım başka ne gelmiş. Buna bir bakalım. İtfaiye ne demiş? We need more. Daha fazla araca ihtiyacımız var demiş ama ben ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bir de bize şu an para lazım olduğu için birazdan koyalım.
Bunda da gene bayrak özelliği var mesela. Bayrağı dikelim hemen. Tabelası da varmış. Tabelasını da koyalım. Ha, şimdilik yeter. Tabii bu koyduğunuz şeyler bazen sadece görüntü olarak değil. Mesela bu yangın yerine daha hızlı gitmenizi sağlayan alarm, zil. Bu zil çaldıktan sonra araçlar daha hızlı gitmeye başlıyorlar. Bu arada elektrikte problem var. Neymiş elektrikte problem? Şu an elektrik yetmiyor. Petrol kurduk ya. O da şu an bayağı elektrik istiyor. O yüzden bir tane daha türbin koymamız lazım. Büyük mü koyalım, küçük mü? Büyük koyalım ya. Daha fazla elektrik üretelim. Bir tane de büyük türbin koyalım. Tamam. Şu an gördüğünüz gibi bu da çalışmaya başladığı zaman elektrik üretimimiz artacak. Evet, şu an yeşile geçtik, yani fazlamız bile var elimizde. Sarı da tam. Ne üretiyorsak o kadar. Yani ne istiyoruz, yani neye ihtiyacımız varsa o kadar üretiyoruz anlamına geliyor. O yüzden şu an bizde yeşil. Gayet durum iyi. Şimdi bu değişecek. Şu an kırmızı görünüyor ama zamanla değişecek o. Ve şu an ne olmuş? Evet. Ne? Hükümet, belediye. Şu an 5000 kişiyi geçtikten sonra yani belirlik kişi insan sayılarında belediyenizi yükseltebiliyorsunuz, upgrade edebiliyorsunuz. Şu an 5000 kişiyi geçtiğimiz için upgrade geldi. Upgrade edelim ve yeni binaya geçtik. Şimdi bu belediyeyi de özelleştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi eğitim, finans, işte bu hastane, polis, itfaiye için, turizm için, ulaşım, bir de giderler için var. Bu da kendi havaalanı koyabiliyorsunuz gene bu belediye binasının üstüne başkan için. O da güzel. Şimdi bakalım bu zengin mahallemiz ne olmuş? Çok da zengin olamamış bunlar. Niye böyle olmuş ki? Zaman ne olacak büyük ihtimalle? Mesela kırmızı evler var. Buradan bakalım. Ne diyor? Feel that. Bence anlamadım ama bakarız. Şu an anlamadım. Ne diyor? Gene. Mesela evsiz var. Bakın demiştim geçen bölümde evsiz işareti çıkıyor. O evi yıkabilirsiniz. Çünkü şehirde evsiz arttığı zaman suç oranı da artıyor. O yüzden. Şu an 69 bin olmuşuz. Hiç fark etmedim ama. O yüzden hemen bir polis istasyonu kuralım. En az çünkü yani günde 12 tane suç işleniyormuş. Çok fazla bir rakam. Yani şehirde yaşayan insan sayısı da azalıyor. Mesela şu an görünüyor bir hırsız dolaşıyor. Nereye gitti? Bir eve girdi. Şimdi hemen bunu koyalım buraya. Gene belediye binalarının yanına. Biraz daha ne ekleyelim? Şu an şey istiyorlar. Commercial istiyorlar. Mağaza istiyorlar. Mağaza da ekleyelim. Belediye binasına çok yaklaşmayalım. Yani en azından bir tarafı doldurduk bari. Bir tarafa fazla yaklaşmayalım. En azından yükseltme yaparken sıkıntı olmasın. Şuraya şu kadar ekleyelim. Şimdi oralar dolar zaten. Endüstriye. Gene konuşamadım. Endüstriye şu an ihtiyaç yok. En azından öyle söylüyor. Ama mağazalara falan ihtiyacımız varmış, satış yerlerine. Ne diyor? Bir de neye ihtiyacımız varmış? Tekrar bakalım. İkinci derecede eve, yani orta hani. Ne zengin ne fakir, tam ortası. Hemen bakalım. Yok bu değildi, pardon. Land value nerede? Burada. Arsa değerleri. Şu an her yer fakir görünüyor anlaşılan. Bir tek şurası orta seviye. Bence burada park sayısını bence arttıralım artık. Şu ikinci seviye parklardan, spor parklarından koyalım. Spor parkları daima daha çok insanlar geliyor. Yani spor yapmak için olsun, normal olsun. Şöyle parkları arttıralım. Bir tane de buraya koyalım. Gördüğünüz gibi burası daha bir koyu yeşil oldu. Yani orası daha zengin şu an. Bir tane de şuraya koyalım. Tamam. Şimdi gelelim bakalım. Bakın evler şimdi şey yapmaya başladı. Zenginleştikleri için. İkinci seviye. Villa oluyorlar artık. Şimdi normalde tek katlı baraka gibilerdi. Şimdi villa oluyorlar. Yani bu parklar daima sizin işinize yarar. Şimdi şu petrole bir bakalım. Günde 4550 varil çıkarıyormuşuz. İyi. İki tane aracımız var. Paramız varken bunu biraz daha geliştirelim. Kendi içinde yol çekme özelliği var. Yani şöyle istediğiniz yere uzatabilirsiniz. Ne tarafa uzatalım? Şuraya şöyle. Şöyle yapalım. İki tane daha ekleyelim. Hop, buraya ekleyemedik, bir dakika. Yolu şöyle uzatalım. Bir tane daha buraya ekleyelim. Tamam. Şu yolu silelim şuradan fazlaları. Hops. İşte böyle yolları silerseniz bu da kendi tongaya düştük. Ya, tamam neyse ya. Tekrar koyacağız artık. Tekrar para vereceğiz.
Eğer yolları silerseniz yollara bağlı olan evler, iş yerleri yıkılıyor. O yüzden buna dikkat edin. Mesela ben şu an gelip burada şu yolu eğer kırarsam belediye binası gidecek veya şu iş yerleri gidecek. Ki bu büyük binalarda özellikle şu sağlık yerlerinde falan çok zararlı. Hani verdiğiniz o kadar para gidiyor. Yani bir polis istasyonu kurmak için o kadar para veriyoruz ama tık diye gidiyor. O yüzden şu trafik, uf bak yine bir sürü sorun oldu ya, bir bakalım. Ne, su? Su da yetmiyor herhalde. Ne? Hastalık mı var? Aynen. Birinci bölümde dedim o kadar. Sonradan fark ettim gerçi. Sanayinin yanına, petrolün yanına kurmayalım dedim suyu. Sonra gittim kendim sanayinin ortasına kurdum. Gördüğünüz gibi su kirleniyor. Bunu daha uzak bir yere koyalım. Şuraya koyalım. Mesela burada su temizmiş. Tamam, şu pompayı kaldıralım buradan. Kendi söylediğime kendim tuzağa düştüm. Ama en azından fark et, yani düzelttik. Şimdi sorun olmaz. Polis ne olmuş? Suç hala devam ediyor ama artık o polis toplayacak hırsızları. Bir tane daha bunu gene geliştirerek şey ekleyelim. İçine hapishane ekleyelim 15 kişilik. Şu an 10 kişinin kendi kapasitesi var. 15 kişi de biz ekleyelim. 25 suçlu durabilsin içinde. Araç da ekleyelim bir tane. Suçları yakalamak için. Çünkü şehirde suçlu sayısı şu an çok fazla. Bunu bir an önce çözmemiz lazım. Bir de sanırsam şu yol çok sıkışıyor. Aynen. Trafik kırmızı. Yol kırmızı. O yüzden buraya bir kere daha bir yol çekelim. Şuradan şöyle. Hops. Şuraya kadar şöyle. Şurayı bağlayalım. Şuradan da bir tane çekelim. Burayı da bağladık. Tamam. Şu an trafiğe büyük ihtimalle çözüm olduk. Çözüm bulduk. Şimdi millet zaten bakalım. Aynen, yollarda kimse kalmadı. Bir de protesto sesi geliyor ya. Ne olmuş? Buradan mı geliyor? Hayır, buradan gelmiyor. Normalde eğer burada vergileri falan çok arttırırsanız protesto ediyorlar. Belediye binasının önüne geliyorlar. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, pankart açıyorlar. O yüzden onlara da dikkat edelim. Şey yapalım yani, şu şeye dikkat etmek lazım. Şimdi belediyeyi ikinci seviyeye çıkardığımız için gördüğünüz gibi az önceden tek vergilendirme vardı. Yani herkese aynı vergiyi uyguluyordun. Ama şimdi ev sahiplerine ayrı, iş yerlerine ayrı veya fabrikalara ayrı vergi ödeyebilirsiniz. Yani vergi alabilirsiniz, ödeyebilirsiniz diyeyim. Yani vergi isteyebilirsiniz. O yüzden onu da ayarlayabiliriz sonradan. Şu an %9 bence yeterli. Ben çok para olduğu zaman eğer çok fazla para kazanıyorsak %0'a indiriyorum. O zaman şehrin mutluluğu çok fazla artıyor. %90'ı falan oluyor. Şu an %70. %90 küsürlere çıkıyor. Şu yolu kaldıracağım şuradan ya. Alan çok küçük oldu. Şunu şuradan bir tekrar bağlayalım. Arkadaşlar bir dakika. Kapı çalıyor. Kapıyı açmam lazım. Evet arkadaşlar, özür dilerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kapı çaldı. Kapıyı açmak zorunda kaldım. Şimdi devam edelim hemen. Şurayı tekrar evleri koyalım. Yolu yıktığımız için. Hop, hop 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 hop, bir dakika yanlış oldu. Buraya ev olmayacak. Hayır 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 hayır. Sil orayı. Of, kuruldu bile ya. Dur, yıkmak lazım onları. Bu tarafta ev olmasın. Ondan sonra petrolden şey yapıyorlar, şikayetçi oluyorlar. Şehrin mutluluğu düşüyor. Bu evler de gene taşınmışlar. Yanmış, taşınmamışlar. Bu ne olmuş? Bunlar da ölmüş hastalıktan büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok. Bunlar ne? Bunlar da yanmış. O kadar itfaiye kurduk, hala yanıyorlar ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Yananlar bizim, yanmayanlar devam. Oo, mağazalar büyümüş. Bunlar da gene ikinci seviyeye geçmişler. Demek ki zenginleşmişler biraz. İyi, işleri iyi demek ki. Biraz daha fabrika ekleyelim. Şimdi yeni evler yaptık. Onlara çalışanlara yer sağlamak lazım. Çalışacak yer sağlamak lazım. Bakalım şu polis falan ne oldu bir. Şu an o 25'te 13. Uf, bayağı fazla. Bayağı fazla. Hop, görev geldi. Bakalım neymiş. Oil Tycoon. Ne diyor? He. Bu genel müdürlük yap gibi bir şey. Bu bunların da gene kendi içinde bu maden, kömür, işte petrol, turizm, nakliye, bunların gene kendi müdürlük binaları var. Öyle düşünebilirsiniz. HQ binaları var. Onları eklerseniz
daha da gelişkin mesela bu şeyin petrolün falan, belediye binasını yaptığımız zaman, belediye binası ne ya? Binasını yaptığımız zaman, müdüriyet binasını yaptığımız zaman, konuşamıyorum arkadaş. Müdüriyet binasını yaptığımız zaman mesela benzin üretme, plastik üretme gibi özellikler açılıyor. Bunu işte zamanla o binayı oluşturmak için gereken maddeleri tamamlamanız lazım. Diyor ki ne kadar? Günde 9600 varil petrol çıkarman lazım diyor. Bizim şu an 2850'ymiş. O yüzden şu an çıkartamıyoruz. Yani şu an o binayı koyamıyoruz. Daha fazla çıkarırsak o binadan koyabileceğiz. Şimdilik böyle. Şehirde şu an yaşayan sayısı 10.000 oldu. Bayağı büyüdü. Burası sadece apartman oldu neredeyse bir bölümü. Orası öyle kalsa şimdi bir apartman da buraya yapılıyormuş. Gayet iyi. Şu yolu da büyütelim. Hemen. Geniş o yolu da bir üst seviyeye taşıyalım. Hatta şu bölümdeki yolları, kırmızı yolları bir üst seviyeye taşıyalım artık ya. Trafik çok tıkanıyor. Herkesi bir yola bağladım. İşe doğru düzgün gitsinler diye. Yoksa işe gidemiyorlar. Şu yolları bir büyütelim. Bunlara gerek yok. Tamam, bu taraf kalabalık olduğu için şey yapmıştım. Şunu da ikinci seviye yapalım. Tamam. Şimdi. Burası böyle kalsın. İtfaiye de gelir zaten buraya. Bir yer yanıyordu az önce. Oo, bütün çalışan yerleri ikinci seviyeye geçti. Vay, bayağı iyi. Ne oldu? Belediye binasında işaret çıkıyor. He. Ne? Belediye evi. Bir şey, belediye başkanının evini koyun. Yani şey, belediye başkanının evi geldi. Bunları ya koyalım. Belediyenin tam arkasına mı koysak? Ama yok ya, buraya koyalım. Şuraya koyalım. Burası güzel. Burada otursun. Belediye başkanı da burada otursun. Belediye başkanının oturduğu yer zenginleşiyor. Gene burası zenginleşmiştir büyük ihtimalle, bir bakalım. Gördüğünüz gibi yani zenginleşmiyor da gene bir seviye daha değerli oluyor. Petrol nasıl gidiyor? Şu an petrol çıkarılmaya devam ediyor. Petrole de giriş yaptık. Bir dahaki bölümde petrolü daha çok geliştiririz. Birazcık böyle turizm falan belki biraz bakarız. Eğitimi, ulaşımı bir dahaki bölümde de yerleştiririz. Para var zaten. Bir dahaki bölümde onlara geçiş yaparız. Şimdilik bu kadar. Bu bölüm bu kadar yeter. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.